Medyakritik'ten günaydın. Bugün 10 Haziran ve karşınızdayız. Yine haberlerle, köşe yazılarıyla, manşetlerle, bağlantılarımızla size günü anlatmaya çalışacağız. Dün AKP meclis grubunda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tarihe geçecek bir laf etti. Neymiş? Millet açmış, doyuruversinler diye seslendi muhalefete. Erdoğan'ın bu sözleri, Erdoğan'ın popülist bir lider Erdoğan ve genelde bu tür şeyleri, bu tür gafları yapmayan bir liderdi. Ama dünkü konuşması gerçekten özellikle ekonomi bu kadar kötüyken, insanların geçim sıkıntısı bu kadar büyümüşken ettiği bu laf, hani neymiş millet açmış diye küçümseyerek bahsetmesi gerçekten iktidar içinde bulunduğu durumu anlatmaya simge olacak bir söz oldu AKP lideri Erdoğan'ın dün ettiği bu laf. Dünkü gündemde yine öne çıkan başlıklardan biri Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığını iddia ettiği ve kendisinin de yaptığı açıklama ile bunu kabul eden Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun fotoğrafları ve videoları oldu sosyal medyaya yansıyan bir iş adamının doğum gününe katıldığı önce bir video ile ortaya çıktı. Daha sonra o iş adamının paylaştığı çeşitli fotoğraflarda hakim Esat Toklu'nun çok çeşitli ilişkiler içerisinde olduğuna dair epey bir belirti var. İş adamlarıyla çeşitli fotoğraflar, AKP'li milletvekillerini ziyaretler, gece eğlence mekanlarında çekilmiş yine aynı iş adamıyla ve gazetecilerle fotoğrafları yansıdı. Dolayısıyla Esat Toklu nezdinde yargının da bütün bu Sedat Peker'in anlattığı ilişkiler ağındaki yeri sorgulanmaya başladı. Ama önce bağlantılarımız olacak demiştik. Ankara'ya gidelim eğer hazırsa. Ankara'da Derya Okutan bize başkent gündemini aktaracak. Günaydın Derya. Günaydın Kemal Göktaş. Bugün Ankara'da kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sarayda toplanacak kabine. En temel gündem maddesi koronavirüsle mücadele. 1 Haziran'da kademeli normalleşme adı altında bir açılma süreci başlatılmıştı. Vaka sayıları ve gelinen aşama değerlendirilecek kabine toplantısında ve buna dair yeni kararlar da alınabilir. Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor ancak pazar günü devam ediyor. Pazar günü kaldırılıp kaldırılmayacağı da bugünkü toplantıda belli olacak. Toplantının bir diğer gündemi sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Yine bu konuda toplantıda ele alınacak. Aynı zamanda NATO zirvesi gerçekleşecek. NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden'la da bir görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesinde de dış politikaya dair değerlendirmeler yapılacak kabine toplantısında. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Kuzey Kıbrıs'ta oldukça yoğun bir program var. Tüm gün boyunca görüşmeleri olacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Önder Senneroğlu ile görüşecek. Aynı zamanda Başbakan Ersan Saner tarafından da kabul edilecek. Yine siyasi parti liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek Kemal Kılıçdaroğlu. Meclis gündemine bakalım. Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorunu yani deniz salyası çok ciddi bir problem, haftalardır konuşuluyor ve çözülemiyor. Daha önce CHP'nin bu konuda mecliste verdiği bir araştırma önergesi reddedilmişti. Ancak AKP başka bir önerge sundu. Yine aynı konuyla ilgili deniz salyasının araştırılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi için mecliste bir araştırma komisyonu kurulacak. İşte genel kurulda bu önerge görüşülecek bugün. Bu konuyla ilgili aynı zamanda YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç'ın da katılacağı YÖK'te de bir toplantı yapılacak denizlerdeki müsilaj sorunu ile ilgili. Meclis gündemleri böyle. Diğer gündemlere bakalım. Bugün 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 68. ayı. Bu nedenle şu dakikalarda katliamın yaşandığı Ankara Gar önünde bir anma gerçekleştiriliyor. Bu arada dün
Ankara Gar katliamının firari sanıklar yönünden ayrılan dava dosyasına dün devam edilmişti. 3 Eylül'e ertelendi duruşma. Duruşmada tanıklar dinlendi. Firari sanıkların eşleri idi dinlenenler ve çok çarpıcı bilgiler vermişlerdi aslında. Bu kişiler IŞİD üyeliğinden yargılanmış ama şu anda serbestçe dolaşan kişiler, bir kısmı yargılanmış kişiler. Mesela bunlardan, bu ifadelerden birisi Suriye'ye geçerken sınırda askerler olduğu halde durdurulmadıkları ya da Suriye'de İnsani Yardım Vakfı İHA'nın gönderdikleri yardımları dağıttıkları yönünde ifadeleri olmuştu. Yeni tanıklar dinlenecek. Avukatların bu yönde talepleri vardı ve 3 Eylül'e ertelendi duruşma. 3 Eylül'de de yeni tanıkların dinlenmesiyle devam edecek duruşma. Ve son olarak Habersen'in açıklamaları var. PTT'nin 2019 yılından bu yana zarar ettiğini ve bu zararında çalışanları yıkılmak istendiğini belirtiyor Habersen. Bununla ilgili genel merkez binasında bir basın toplantısı düzenlenecek. Aynı zamanda Ankara Ekinoğlu Şube üyeleri de Baba Harman Dağıtım Toplama Merkezi önünde bir basın açıklaması yapacaklar. Bu gündemleri ve diğer gelişmeleri takip edeceğiz. Kemal Göktay, söz yeniden sizde. Evet, değerli Okutan'a çok teşekkür ediyoruz. Bize başkent gündemini aktardı. Şimdi Rize'ye gidelim. Rize'de Genç Ağa Karafazlı bekliyor. O da bize Doğu Karadeniz gündemini aktaracak. Günaydın Sayın Karafazlı. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. 17 Mayıs 2021 yılı Mayıs ayı birinci sürgün çay kampanyasının başlamasından 4 gün sonra çayda kota ve kontajan uygulaması başlatan Çaykur'a yönelik çay üreticilerinin başlattığı protesto eylemleri sonrası Çaykur Genel Müdürlüğü ikinci bir açıklama daha yaptı. 17 Mayıs'ta başlayan yaş çay limanına kapasitemizi zorlayarak devam etmekteyiz. Ancak açıklamalarımızda belirtildiği gibi kapasitemiz günlük 9050 ton olup alımlarımız günlük kapasitenin çok üzerinde gerçekleşmektedir. Üreticilerimizin çayını alabilmek için gerekli bütün adımlar atılmaktadır. Çay hasatı bugün itibariyle 24. gününde ve belirlenen limitler doğrultusuna devam etmektedir. Kotasını doldurarak ayrılan ve alımların düştüğü alım yerlerimizde kontajan limitleri kontrollü şekilde artırılmaktadır. Bilinmeli ki Çaykur her zaman olduğu gibi üreticinin yanındadır şeklinde bir açıklama yaptı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Çay üreticileri Çaykur'un kota ve kontajan uygulaması ve özel sektör firmalarının düşük fiyatta çay almalarına karşı uzunca bir süre protesto eylemleri gerçekleştirmişti. Bu eylemler sonrası AKP ve MHP'ye yakın bilinen bazı sivil toplum örgütleri hükümete ve Çaykur'a destek açıklamaları yapmıştı. Çaykur Genel Müdürlüğü'nde Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanlığı adına Çayeli Ziraat Odası Başkanı Ali Küçük İslamoğlu bir açıklama yaparak Rize'deki 11 ziraat odası olarak Çaykur'un yanında olduklarını, Yaşçı'ya verdiği desteklerden dolayı da AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür açıklaması yapmıştı. Bu açıklama sonrası Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç bir açıklama yaparak tepki gösterdi. 11 oda Rize'de var olduğu doğrudur ancak açıklama yapan 5 odadır. Biz Rize Merkez Kooperatif Oda olarak bu açıklamaya destek vermedik. Vermeyiz. Biz çay üreticilerinin yanındayız. Çay üreticilerinin aleyhinde olan hiçbir yerde durmayız ve olmayız. Dolayısıyla biz böyle bir açıklamaya destek vermedik açıklaması yaptı Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç. Bu açıklamalar sonrası 5 odanın 3 oda 5 odanın 3 tanesinin başkanının MHP ilçe başkanlığı yaptığı, bir tanesinde halen Çayeli Ziraat Odası Başkanı Ali Küçük'ün ise halen Çayeli MHP ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı. İdere Ziraat Odası Başkanı Recep Ali Çelik eski ilçe başkanı MHP'nin, Bünyamin Albayrak da Derebazarı'nın eski ilçe başkanı. Anlaşılıyor ki çay üreticilerinin karşısında bu kez MHP'nin bilinen MHP'ye yakın örgütler tepki gösteriyor. Trabzon'un Arakkı'da
1500 nüfuslu Taştepe Mahallesi'nde geçen hafta vefat eden bir kişi cenaze töreni düzenlenerek toprağa verilmişti. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası mahallede çok sayıda kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle çeşitli hastanelere başvurdu. Mahallede çok sayıda kişinin koronavirüsü testi pozitif çıktığı ortaya çıktı. Vaka ve temasların sayısı açıklamazken ilçe sağlık kurulu kararınca mahalle komple karantinaya alındı. Jandarma görevlileri mahalle giriş çıkışlarını kimsenin izin vermiyor kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerine vefa sosyal destek grubu tarafından ihtiyaçları karşılanacağı açıklandı. Artvin'in Yusufeli Demirdeven Köyü Derneği Erari Elektromekanik Şirketi'nin HES projesi çalışmalar esnasında patlattığı dinamitler nedeniyle 7 mahallenin susuz kaldığını açıkladı. Artvin Yusufeli ilçesi Demirdeven Yaylalar ve Altıparmak Köyleri 6 yıldır bölgede hayata geçirilmek istenen HES projesine karşı mücadele ediyor. Erari Elektromanyetik Şirketi daha önce 3 kez HES projesini hayata geçirmek için geldiği vadide köylülerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Projeyi hayata geçirememişti. Ardından geçen yıl tepkiler sonrası şirket 6 yıl sonra yani jandarma denetiminde HES çalışmalarına başladı. HES projesi nedeniyle suyun kuruduğunu belirten Demirdeven Köy Derneği, İçme sularımız kurumuş ve sulama sularımız da geçen seneki seviyenin 1/3 oranına düşmüştür. HES için bu kadar yoğun dinamit patlatılması zeminin çatlamalarına neden olacağını bilirkişi heyetine aktarmıştık. Şirket yetkilileri bu sorunu çözeceğiz dediler. Ancak sorunu çözmediler. Patlamalar sonrası birçok insanımız susuzluk nedeniyle yerlerler köy etmek durumunda kaldı şeklinde tepki gösterdi bu HES şirketinin dinamit patlatmalarına. Evet, aktaracaklarım bunlardı bu günlük. Çok teşekkürler Genç Karafazlı. Haberlerle devam edelim. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasına gidelim. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu suç örgütlerine bel bağlamakla suçladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için yapılan istifa çağrılarına ise hiç değinmedi. Ve onun yerine Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in adını anmadı, iddialarına hiç değinmedi. Organize suç örgütü demekle yetindi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış, lağım çukuru diye ifade ettiği bir takım iddiaları meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü PKK terör örgütünün güdümündeki partinin savunma zemini haline de dönüştürüldü. Muhalefet başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Peker'in saydığı isimler için istifa çağrısı yaparken Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Evet, onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde şu kadar oy alamazsam bırakırım diyen ama her defasında onurunu ayaklar altına alıp arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler önce aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir. Bir kez daha Kanal İstanbul ısrarını dile getirdi. İklim dostu şehircilik anlayışının bir örneği ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kanal İstanbul projesine tepkisini bir kez daha yineledi. İşte o kanal denilen meselenin içindeki kanal değil, sağına soluna dikilecek şu binalar. Mesele o. Mesele yine duygusal. Ama biz o işe tahammülümüz yok. İstanbul buraya geldi, buraya. Tahammülümüz yok. Bunun şovu da olmaz. Allah aşkına. Allah aşkına yapmayın.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında neymiş millet açmış sözlerine tepkiler gecikmedi. Yurttaş isyan ederken muhalefet iktidarın sorumluluğunu hatırlattı ve tepki gösterdi. Artı TV'de hem sokağa mikrofon uzattı ve bu tepkileri dinledi hem de siyasetçilerin yanıtlarına baktı. Neymiş millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Yani bu açlık kelimesine nedense Erdoğan inanmıyor. Siz ne diyorsunuz buna? Ya niye inanacak? Benim de o kadar variyetim olsa, o kadar varlığım olsa, o kadar karnım doysa ben de inanmam. Ben çünkü acım, nasıl inanayım? Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a aç olduğuna inanmadığı yurttaştan hem de hedef aldığı muhalefetten yanıt geldi. Artı TV Diyarbakır temsilcisi Bahar Kılıçgedik Konya'da. Sizce kim tok? Bence onlar tok. Biz tok değiliz. Artı Gerçek muhabiri Seda Taşkın Antalya'da yurttaşa Erdoğan'ın sözlerini sordu. Aç değil dedi, yani kendi yandaşları için söylüyor zaten. Ben elimi cebime sokayım mesela, 34 yaşındayım. Çıkacak paradan yani ben bile şey derim, utanırım. Madem biz aç değiliz, insanlar olarak aç değiliz. O zaman niye ben aç değilsem 2-3 tane işi birden yapıyorum? %90'ı açtı şu an. İntihar eden yurttaşları hatırlatan da oldu. Ya bıraksın bu işleri ya. Bu karşı binalardan 2 kişi işsizlikten dolayı kendini 5. kattan aşağı bıraktı. Gündemden düşmeyen usulsüzlükleri de. Etrafında 15-20 kişi dolanan, geldi mi zaten onların işi yürüyor. Garibanın işi yürüyor mu yavrum? Beşi çete ve yandaşları. Onlardan hariç. Herkes aç. Şu 128 milyar doların hesabını bir versinler. O paralar nereye gitti? Bugün 7-8 aydır oğlum işsiz. Ne yapabiliyor? Müracaat ettiği yere git partiye üye ol. Bu mu vatandaşlık? Bu mu liderlik? Onun bütün derdi, bütün çabası, bütün savaşı kendi iktidarını nasıl kuruyan hesabını yapıyor. Bir tane milletvekili halkın arasına gelebiliyor mu? Halk zaten yani onları gördü de patlayacağını, onlar zaten farkındalar biliyor musun? Ondan dolayı ona gelemez zaten. Erdoğan'ın açıklamaları siyasetin de gündemindeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siz doyurun sözlerine yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu. Sen batırdın biz koştuk yanıtını verdi. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluçsa mecliste konuştu. Açlık sınırı Türkiye'de asgari ücretin üzerine çıkmış vaziyette. Açlık sınırı milyonlarca insanı asgari ücrete, açlık sınırının altında olan bir asgari ücrete siz mahkum ettiniz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Erdoğan'a senin şirazen artık iyice kaydı diye seslendi. Türkiye İşçi Partisi Erdoğan'ın simit hesabı yaptığı eski görüntülerini paylaştı. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz halkımıza bir bardak çayla bir simiti bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksin? Tam da Erdoğan'ın bu sözlerinin ertesinde bugün TÜİK'in işsizlik rakamları açıklandı ve İşsizlik Türkiye'de %13,9 olarak gerçekleşti. %14 sınırına dayandı. Mart ayında işsizlik oranı %13,1'di. Yani %0,8'lik bir artış söz konusu geçen bir ay içerisinde. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi arttı. Toplam sayı 4 milyon 511 bin kişi oldu. Yani işsizlik TÜİK rakamlarına göre bile artışta ve de ekonomik krizde insanların geçim sıkıntısı giderek büyüyor. Ve fakat buna rağmen işte Cumhurbaşkanı Erdoğan 18-19 yıllık iktidarında kullanmadığı bir dile dönmüş durumda. O da insanların aç olduğunu, ekonomik sıkıntı çektiğini dile getiren iddialarla dalga geçerek yanıt veriyor. Bunu biraz değerlendirelim, biraz köşe yazılarına ve haberlere bakarak değerlendirelim. Önce T24'te Murat Sabuncu ile Bekir Ağırdır'ın yaptığı programda Bekir Ağırdır'ın sözlerine bakalım. Bekir Ağırdır, Konda araştırma şirketinin sahibi ve hem anketlerle hem de sosyolojik olarak toplumu iyi analiz eden yorumculardan biri. Şöyle diyor, AKP'nin çekirdek seçmeninde ciddi bir düşüş yaşandığını söylüyor Bekir Ağırdır.
1 Kasım seçimlerini örnek alıyor. 1 Kasım seçimlerinde 100 seçmenden 90'ı sandığa gitti. 90 kişinin de 45'i AKP'ye oy verdi diyor Bekir Ağırdır ve şöyle devam ediyor. O 45 kişinin 36-37 kişisi AK Parti'nin çekirdek seçmeni, 8'i de sempatizan seçmeniydi. Bu 36-37 çekirdek seçmenin 22-23 aralığına kadar gerilemiş olduğunu görüyoruz. Bu düşmüş olsa bile AK Parti çekirdek seçmen itibariyle ve toplam seçmen itibariyle Türkiye'nin hala en önde gelen partisi. Bu 45 kişiden bu sayıya inerken eksilenler nerede derseniz eksilenler yeni bir partiye gitmiş değil. Onlar gri alanda bekliyor. Yeni bir siyaset onların aklını çelecek mi diye bekliyorlar. Bütün bu hikayenin içinde Peker videoları kendi başına seçmende çekirge gibi bir sıçrama yaratmayabilir. Ama bir yandan da şunu bilmiyoruz. Biz kaynamakta olan suyun şu an kaç derece olduğunu bilmiyoruz. Ama bir şey birikiyor. AK Parti her ay minik adımlar gibi görünen ama genel toplama baktığınız zaman neredeyse 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oyunu esas alarak oradan da neredeyse yarıya yakın olduğunu görüyoruz. Her ay düzenli olarak minik oranlarla devam ediyor. Dolayısıyla Peker videolarıdır. Ne kadarı gerçek hayatın enflasyonu, sağlık gibi şeylerdir. Orası tartışma konusu diyor ve %10'luk bir kesimin AKP'den koptuğunu anlatıyor Bekir Ağırdır anketlerin ışığında. Bu tabii kimilerince yüksek bir oran görülebilir, kimilerince düşük bir oran görülebilir. AKP iktidarının icraatlarına baktığımızda toplumun önemli bir kısmının hala destek verdiğini görüyoruz. Çekirdek seçmen %22-23'lere düşse de anketlere göre yine AKP birinci parti çıkıyor. Bu da muhalefetin bir alternatif sunma konusundaki eksikliğini gösteriyor. Gerçekten de ekonomide, siyasette, her alanda, sağlıkta, eğitimde, her alanda ciddi sıkıntılar yaşıyor AKP. Ve fakat buna rağmen hala birinci parti. Dolayısıyla buradaki temel mesele belki de muhalefetin bir türlü AKP'nin yarattığı bu kutuplaşma iklimini ve kimlik siyasetini aşacak politikaları ortaya koyamamasında. Bir köşe yazısına bakalım yine bu konuyla ilgili. Kısa Dalga'dan Bülent Özdağ'ın yazısına bakalım. Açları muhalefet doyursun başlığıyla yazmış Bülent Özdağ'ın. Sorun çözme yeteneğini her geçen gün kaybeden Erdoğan son olarak yoksulluk sorununu muhalefete devretti. AKP'de artık konuşanlar yeni soruna, susanlar ise iktidar üzerindeki şaibenin daha da artmasına neden oluyor diye yazmış. Özellikle Peker iddialarının, Sedat Peker'in dile getirdiği iddiaların AKP içerisinde yarattığı iklime dikkat çekiyor. Şöyle yazmış, bitirmiş yazısını Bülent Özdağ. Erdoğan iktidarındaki köşeye sıkışma halinin topluma yansıması yine baskı ve zor. Peker'in iddialarına ilişkin tek bir soruşturma açılmazken çekmecedeki HDP kapatma davası yeniden gündemde. CHP'li vekilliler hakkında peş peşe fezlekeler hazırlanıyor. Ortalığa saçılan pislikleri sokakta, televizyonda, mecliste, yazılarında, kısacası her yerde dile getirmekten çekinmeyen tip milletvekili gazeteci Ahmet Şık yine savcıların hedefinde. Üstelik MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ölüm tehditleriyle birlikte. Hak aramak için sokağa çıkanlar her zaman olduğu gibi polis şiddetinin hedefinde. İçeride bu sıkışmışlığı yaşayan Erdoğan 14 Haziran'da ABD Başkanı Biden ile görüşecek. Görüşmede samimi bir hava yakalanırsa bu Erdoğan medyası tarafından diplomatik bir başarı olarak iç kamuoyuna pazarlanmaya çalışılacak. Aksi gerçekleşir ise Biden bu görüş ayrılıklarının altını daha kalın çizgilerle çizerse tablo karanlık. Gerilimin ekonomide yaratacağı sarsıntının da iktidarın muhalefete, farklı sese, eleştiriye tahammülsüzlüğünün faturasını da tüm ülke ödeyecek. Erdoğan dünkü konuşmasında AKP'nin ülkeyi tek başına yönetme gücü yitirdiği 7 Haziran seçimleri sonrası yaşanan terör ortamını boşu boşuna gündeme getirmedi belli ki diyor Bülent Özdoğan. Hakikaten Erdoğan'ın dün 7 Haziran'a gönderme yapması dikkat çekiciydi. Bülent Özdoğan bunu işler kötüye gittiği ölçüde AKP'nin muhalefete yeni baskı dalgaları yaratacağı şeklinde yorumlamış. Bu da çok dikkate alınması gereken bir tespit.
Devam edelim. Dün AKP'nin yanı sıra İyi Parti'nin de mecliste grup toplantısı vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için çözüm önerilerini sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevre bizim işimiz sözleri için çevreciliği de ekonomistliği de büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener meclis grup toplantısında konuştu. Geçmiş dönemde AKP tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluğu anlattı. Vatan Caddesi'nde belediyeye ait olan bir yeşil alan bir firmaya 25 milyon liraya satılıyor. Ardından bir düzenleme ile bu arsa yeşil alan olmaktan çıkarılıp imara açılıyor. Bir süre sonra aynı arsayı aynı Büyükşehir Belediyesi bu kez 430 milyon liraya geri alıyor. Böyle bir şey yani mantık, akıl, yürek, beyin ya neresi alır bunu, neresi normalleştirebilir? Adli makamları göreve çağırdı. Milletin hakkını, hukukunu savunacak, bu yolsuzluğun hesabını soracak onurlu savcı ve hakimleri göreve çağırıyoruz. Yurttaşın geçim sıkıntısını paylaştı. Safranbolulu kıraathaneciler olarak açız, lütfen bize sahip çıkın pankartını kürsüden açtı. Kahveci kardeşlerim açız diye pankart açtılar. Ben de söz verdim. Umarım TRT ve Meclis Televizyonu kapatmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Sayın Erdoğan, Allah'ın izniyle ilk sandıkta seni gönderip hepsiyle biz ilgileneceğiz, biz. Gündeminde Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı acil durum eylem planı da vardı. Hadi hoş geldiniz. Onlarca bilim insanının aylardır yaptığı uyarıya kulak asmayan bakanlık sustu, sustu. En sonunda Sayın Erdoğan çevre bizim işimiz deyince nihayet adım attı. İktidara Marmara Denizi'ndeki kirliliğe karşı çözüm önerilerini sundu. Mevcut arıtma tesislerini bir an önce ileri biyolojik arıtma tesislerine çevirin. Gerekirse kamulaştırmaya gidin. Vakit kaybetmeden iyi tarım uygulamalarına geçin. Gübre, kimyasal ve ilaç kullanımının azaltılmasını sağlayın. Erdoğan'ın Dünya Çevre Günü'nde "Çevre bizim işimiz" cümlelerine yanıt verdi. "Endişe duyuyorum" dedi. Sayın Erdoğan'ın daha önce "ekonomi bizim işimiz" dediğinde başımıza gelenler ortada. Yani bir konuda "bu benim işim" dediği anda ben titremeye başlıyorum. Tansiyonum düşüyor. Şimdi de çıktı. "Çevre bizim işimiz" dedi. Nasıl bir endişe duyuyorum. Nasıl bir endişe duyuyorum. Anlatamam size. Şayet Sayın Erdoğan'ın çevreciliği de ekonomistliği gibi ise milletçe büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Evet, mecliste grubu olan partiler grup toplantılarında liderlerini konuşturuyor. Olmayanlar ise basın toplantıları ile konuşuyor. İşte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da dün bir basın toplantısı düzenledi. Haftalık basın toplantısıydı bu. Avrupa bizi kıskanıyor iddiasında bulunan iktidar sözcülerine keşke ortada kıskanılacak bir ekonomik tablomuz olsa dedi. Avrupa'ya gidip görmelerini önerdi ancak geri dönmek şartıyla diye de ekledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında düzenledikleri esnaf kongresinin sonuçlarını paylaştı. Esnafımız doğrudan doğruya kendi ağızlarıyla şunları ifade ettiler. Sosyal yardımlaşmaya ve kaymakamlığa gittiğimizde tamam biz size destek çıkıyoruz deyip bize koli gönderiyorlar. Ben vergi dairesine bulgur mu vereceğim, pirinç mi vereceğim? İşte ekonomimizin bel kemiği olan esnafımızın hali. İktidara sorumluluğunuzu yerine getirin çağrısında bulundu. Görmedim, duymadım, bilmiyorum demenin geçerliliği yok artık. İktidarda bulunma sorumluluğunun gereğini artık bir saniye bile geciktirmeden
yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Bu ekonomik tablonun ardından iktidarın Avrupa bizi kıskanıyor söylemlerine yanıt verdi. İktidarda bulunan arkadaşlar bir başka Türkiye tablosu çizmeye gayret ediyorlar. ABD bizi kıskanıyor. Avrupa bize imreniyor. Yakında çağ atlayacağız. Avrupa bizi kıskanıyor diyenler Avrupa'yı bir gidip görsünler isterim. Ancak bir şartla, geri gelmek kaydıyla. Çünkü gidenlerin büyük bir kısmı geri gelmiyor. Marmara Denizi'ndeki kirlilik sorunu için 2006 yılında yönetmelik oluşturulduğunu fakat yönetmeliğe uyulmadığını söyledi. Yani buna gaflet de diyemiyoruz. Çünkü farkına varmışlar. Bir problem olduğunu görmüşler. Bir yönetmelik hazırlamışlar. Ondan sonra da rafa kaldırmışlar. Tek bir adım bile atmamışlar. Kim etki yapmış da 15 yıl bu yönetmelik rafa kaldırılmış? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan 750 milyar dolar alıp ödemediği iddiasının ardından başka bir iddia ortaya attı. 2008 yılında bir medya kuruluşunun satışında buna benzer bir olay yaşanmıştı. Şimdi haklı olarak sormak durumundayız. 13 sene evvel Vakıf Bank'tan alınan krediyle satın alınan bu kuruluşun borcu ödendi mi, ödenmedi mi? Evet, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Erdoğan'ın neymiş millet açmış sözlerine kendi sözleriyle yanıt verdi. Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1993'te yaptığı konuşmayı gündeme getirdi. TİP'in sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Erkan Baş'ın meclis kürsüsünden Erdoğan'ın çay simit hesabının günümüze uyarlanan fiyatlarla yaptığı konuşma ve Erdoğan'ın 1993 yılında yaptığı konuşmanın görüntüleri yer aldı. Buyurun gerçekleri Recep Tayyip Erdoğan'dan dinleyin notuyla paylaşıldı bu konuşma. Ve çok kez de paylaşıldı sosyal medyada. Şimdi TİP'in hazırladığı bu videoya bakalım. Ama tabii siz kendinizin liderinden başka kimseyi dinlemediğiniz için ben size Recep Tayyip Erdoğan muhalefetteyken nasıl hesap yapıyorsa öyle hesap yapacağım. Biraz güncelleyeceğim, kusura bakmayın. Kaç para veriyor bu iktidar size? 1170 lira. Bu kardeşinizin bir hesabı var. Bir bardak çay kaç para? 2 lira. Simit kaç para? 2 lira. 3 tane çocuğum var. 5 kişilik bir aile. Bakın çay, simit dışında başka hiçbir şey yemeyeceksin. Sadece çay ve simit. 5 kere 4 ne yapar? 20. Günde 3 öğün ne yapar? 60. Ayda 30 gün ne yapar? 1800. Ne veriyor bu iktidar? 1170 lira nehet. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz halkımıza bir bardak çayla bir simiti bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksin? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Soruyor size Recep Tayyip Erdoğan. İşte ekonomik durum bu. Ve bunu siz yarattınız arkadaşlar, siz. Mesele böyle olunca tüzük, kural, hukuk ne varsa hepsini çiğniyorsunuz. Gecenin bu saatinde de meclisi kapatıp kaçıyorsunuz. Halk bizi görmesin, halk bizi duymasın istiyorsunuz. Biz de yaşamak ve yaşatmak için direneceğiz, direneceğiz ve bu bozuk düzeni yıkacağız. Evet, bir son dakika haberi var. Biraz önce Ankara'dan Derya Okutan bize bugünkü kabine toplantısını bildirmişti ve o kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarıyla ilgili önemli kararlar alınmasının beklendiğini aktarmıştı. Ama gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ertelendi. İki haftada bir gerçekleştiriliyor Cumhurbaşkanlığı kabine toplantıları ve tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekilmişti ve gözler kabine toplantısındaydı.
Özellikle kademeli normalleşmeye ilişkin alınacak kararlar bekleniyordu ama ertelendi. Ayrıntılar geldikçe bunu vereceğiz. Neden ertelendiğine dair bu toplantının. Siyaset haberleriyle devam edelim. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclislerinin 11. Genel Kadın Konferansı'nda konuştu. Kadına yönelik şiddetin politik olduğunu ve iktidarın işlenen suçlara ortaklık ettiğini söyledi. Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisleri 11. Genel Kadın Konferansı'nı Avcılar ilçesinde bulunan bir salonda düzenledi. Kongreye HDP eş sözcüsü İdil Uğurlu, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra farklı siyasi parti temsilcileri de katıldı. Buldan, iktidarın kadına yönelik politikalarını eleştirdi. Tekçi erkek iktidar, ülkenin kasası sayılan sadece Merkez Bankası'ndan 128 milyar doları yürütmüş, beşli erkek çetesine bir ülkeyi peşkeş çekmiştir. Her gün koruma talep etmesine rağmen göz göre göre devlet korumadığı için öldürülen yüzlerce hatta binlerce kadın varken devlet bütün koruma gücünü mafya için seferber etmiştir. Cezasızlık politikasına dikkat çekti. Yeldane Kahraman, İpek Er cinayeti ve Gülistan Doku'nun kaybedilmesinde şüpheliler delillere ve itiraflara rağmen bulunmaz ve araştırılmazken bütün bunların failleri tutuklanmadığı gibi aynı zamanda korunmaya da devam ediyor. HDP'ye yönelik baskılara da değinen Buldan, kapatma girişiminin hukuki olmadığına vurgu yaptı. Medyasıyla, yargısıyla, iktidarıyla ve bürokrasisiyle her türlü kirli suça boğazına kadar bulaşmış olanlar HDP'yi asla ve asla yargılayamazlar. Buna güçleri yetmez. HDP eş sözcüsü İdil Uğurlu da erkek egemen yönetimlere karşı kadın mücadelesinin ortaklaşması için çağrı yaptı. Dinciliğinize, gericiliğinize, erkekliğinize ve bunu inşa etmenize geçit vermeyeceğiz dedik. İktidara seslendi. Sizi o saraylarınızdan kadın iradesiyle, kadın direnciyle, kadın kararlılığıyla, dayanışmamızla, mücadelemizle çıkaracağız. Evet, gelelim Sedat Peker haberlerine. Sedat Peker perşembe günü, yani bugün ve pazar günü yeni videolar yayınlayacağını duyurmuştu daha önce. Ama kaldığı yerin tespit edildiğini belirtti dünkü Twitter paylaşımlarında ve de bu açıklamaları ertelediğini söyledi. Yetişirse yine yapacağını aktardı ama anlaşılan o ki bugün de video gelmediğine göre Sedat Peker bu videoları zamanda yapamayacak. Hatta dün akşam Twitter'da gazeteci Sait Sefa Sedat Peker'in bulunduğu yerin tespit edildiğini, baskın yapıldığını, bir silahlı çatışma çıktığını yazdı ve Sedat Peker'in buradan kurtulduğunu ileri sürdü. Ama bu iddiaların kaynağını belirtmedi. Gelişen süreç içerisinde iddialara ilişkin yeni bir bilgi gelmedi ama Sedat Peker'den yeni bir tweet geldi. Sedat Peker yaklaşık yarım saat önce Veys Ateş ile ilgili bir tweet attı. Şöyle diyor tweetinde Sedat Peker, anonscu Veys Ateş, hani açıklama yapacaktın, neden yapmıyorsun? Sen bir açıklama yap, hediyen bende hazır. Sadece de ki ben hem 45 milyon konusunda hem de otele çökmek konusunda aracılık yapmadım, yapmak istemedim. Hepiniz deli olacaksınız demiş Sedat Peker. Neydi bu mesele, 45 milyon meselesi? Sezgin Baran Korkmaz, ki hakkında kara para aklamaktan hem Amerika'da hem Türkiye'de soruşturma ve davaların olduğu bir isim. Önceki medya kritik yayınlarında Sezgin Baran Korkmaz'a geniş yer ayırmıştık. Çeşitli yargı kararlarıyla hakkında bir soruşturma olmasına rağmen önce yurt dışına çıkış yasağı konuldu ama daha sonra bu yasak kaldırıldı ve Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıktı. O yurt dışına çıktıktan sonra yeniden hakkında bir yakalama kararı çıkarıldı. Şu anda İsviçre'de yaşadığını biliyoruz. Oradan gayet mutlu, mesut videolar paylaşıyor. İşte Sedat Peker
Son videosunda Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'na çağırarak hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdiğini, yurt dışına çıkmasını istediğini ileri sürdü. Ve de 45 milyon dolarlık bir borcu silmesi için de baskı yaptığını öne sürdü. Kimi yazarlara göre bu kişi 45 milyon dolar borcu olan Sezgin Baran Korkmaz'a borcu olan iş insanının İnan Kıraç olduğunu yazdı. Aksi yönde de bir açıklama gelmedi. Ve işte hem 45 milyon konusunda aracılık ettiğin dediği şey Sedat Peker'in, Sezgin Baran Korkmaz'ın bu alacağının silinmesi. Bir de otele çökme konusu var. Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu Bodrum'daki lüks bir otelin elinden zorla alındığını ileri sürdü. Sedat Peker buna çöküldüğünü belirtti. İşte Veys Ateş'in bu her iki konuda da aracılık yaptığını ileri sürüyor bu tweetinde. Veys Ateş, Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermedi. Daha önce Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığını ileri sürmüştü Sedat Peker aynı zamanda. Ve Veys Ateş'in önceki tarihlerde yaptığı sosyal medya paylaşımları da bunu doğrulamıştı. O otelde tatil yaptığına dair fotoğraflar yer alıyordu çünkü. Ve Habertürk Veys Ateş'i izne gönderdi. Veys Ateş'ten ise şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Mafya siyaset ilişkilerine, mafya devlet ilişkilerine medyanın ve yargının eklenmemesi düşünülemezdi. Çünkü bu her ikisi de çok önemli bir işlevi var. Bütün bu skandallarda tarih boyunca Türkiye'de hem medya hem yargı bir ölçüde bu o işlerin içerisinde oluyor. Suç örgütleri, özellikle mafya ve derin devlet siyasete etki ediyor ve siyasete etki ettiği ölçüde medya ve yargı içerisinden de kendisine bu tür ilişki ağları kurabiliyor ve bu sayede de hem medyada hem de yargıda işlerini yürütebiliyor. İşte Veys Ateş, ki dün yine Veys Ateş'in geçmiş siyasi kimliğine dair bilgiler vermiştik. Daha önce Doğru Yol Partisi'nde İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan biri ve de aynı zamanda Süleyman Soylu'nun dar ekibinde yer alan biri Doğru Yol Partisi içerisinde siyaset yaparken ve Süleyman Soylu'nun AKP'ye geçmesi ve AKP içerisinde yükselişine paralel biçimde Veys Ateş'in de tırnak içinde gazetecilik dediğimiz faaliyetlerinde bir yükselişini görüyoruz. Sedat Peker'in iddialarına da henüz bir yanıt vermiş değil Veys Ateş. Sedat Peker'in iddialarının büyük ölçüde doğru olduğuna dair bir emare olarak da bu görülebilir. Yine Sedat Peker'in başka bir iddiasına gelelim. Peker, Demirören grubu ile ilgili yeni iddialarda da bulundu. Ayrıntılarını Perşembe ve Pazar günü açıklayacağını söylemişti. Ama dediğimiz gibi kaldığı yerin tespit edilmesini gerekçe göstererek bu yayınları erteledi. Ne dedi Sedat Peker peki bu yeni iddialarında? Bir Archimedes olayı var. Artık ayyuka çıktı. Önceki MİT raporlarında da vardı. Rumların malına çöktüğünü iddia ediyor Sedat Peker, Demirören'in, ki bu yeni bir iddia değil. Bu 1980'li yıllarda hazırlanan MİT raporuna da girmiş ve o dönemin basınında da geniş yer almış iddialar. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ise Sedat Peker ile ilgili Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialarda adı geçen Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu ile ilgili yeni bir video paylaştı. CNN, Kanal D, Hürriyet, Bilder, Kıltı hepsini aldım. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi, biliyor musunuz bu sahtekar? Suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Demirören grubuna ilişkin yeni iddialarda bulundu. Perşembe ve pazar günü yapacağı paylaşımlarla iddiaların ayrıntılarını aktaracağını ifade etti. Sedat Peker, Demirören grubunun servetini nasıl ettiğini anlatacağını söyledi. Babanın hangi kişilerin öldürülmesiyle onların malına nasıl el koyduğunu da, Rumların mallarına nasıl çöktüğünü de ifadesini kullandı.
Antalya'da Kemerkontri'de bulunan bir arsayı nasıl ele geçirdiğini ve Total'i Oyak grubuna nasıl sattığını açıklayacağını belirtti. Paylaşımlarına devam eden Sedat Peker, Demirören grubunun Kemerkontri'deki arsayı nasıl aldığını açıkladı. Esat Edin'den önce 5 milyon dolar borçlandırıp sonra haciz getirip 12 milyon dolara aldın, çöktün dedi. Arsanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu vasıtasıyla imara çıkartıldığını ve bu şekilde Ziraat Bankası'ndan alınan krediye teminat gösterildiğini belirtti. Peker, söz konusu arsanın imarının mahkeme tarafından iptal edildiğini de paylaştı. Ziraat Bankası yönetimine Demirören'in mal varlığına el koyun diye seslendi. Sedat Peker kaldığı otelin yerinin tespit edildiğini belirterek yerini değiştirdiği bilgisini paylaştı. Perşembe ve pazar yayınlayacağı videoların gecikebileceğini söyledi. Hayatının tehlikede olabileceği imasında bulundu. Peker daha önce de Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun ilişkileri hakkında iddialarda bulunmuştu. Paramount Otel'e el koyduğu iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz'la bağlantılarını açıklamasını istemişti. Geceliği 100 bin TL olan otelde yaptığı tatilin ücretini nasıl ödediğini sormuştu. Sedat Peker'in bu iddiaları tartışılmaya devam ederken CHP milletvekili Ali Mahir Başarır da bir video paylaştı. Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'yla Togo Kulelerinin patronunun birlikte doğum günü kutladıklarını söyledi. Doğum günü kutlamasının Togo Kulelerinin patronuyla ilgili mahkemeden hemen önce olduğunu iddia etti. Hem de patronun ofisinde devlet hakimi müteahhitin ofisine gider mi sorularını yöneltti. HDP, iktidar, siyaset, bürokrasi, medya, yargı ve iş dünyası arasındaki gayrimeşru ve kirli ilişkileri meclis gündemine taşıdı. HDP'nin araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Evet, Sedat Peker'in videoları ve videolarını dile getirdiği iddialara ilişkin haberle ilk bölümü kapatalım. 15 dakika sonra Medya Kritiğin ikinci bölümünde görüşmek üzere diyelim.